Bir sunumumuz daha var. Didem Hanım davetimizi kırmadı, sağ olsun geldi. Kendisi de PepsiCo'nun dijital pazarlama ve e-commerce ekibinin başında. Güzel bir sunum hazırladı bizler için. Ben çok sözü uzatmadan kendisine bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, herkese iyi akşamlar. Ses nasıl? Şöyle ufak bir ayar yapayım. Çok da kulağınızı yırtmak istemem. Evet. Didem Namver ben. PepsiCo'da dijital pazarlama ve e-ticaretten sorumluyum 2 yıldır. Ama yaklaşık 20 yıldır sektördeyim. 10 yaşında girdim sektöre deyip yaşımı kapatmaya çalışıyorum genelde. Birazcık kendimden bahsedeyim, sonra çok güzel böyle case'ler, işte ne bileyim örnekler, bir takım böyle trikler anlatacağım size. Ben 78 doğumluyum. Adile Naşitler döneminde büyüdüm. İşte kokulu silgiler, Casio saatler dönemi. Bilmiyorum bizim jenerasyon var mı aramızda ama şuralar sanki fena değil gibi. O yüzden mesela Z jenerasyonuyla aramızda, hele hele oğlumla 10 yaşında, kendisi şurada, şu azmanı görüyorsunuz. Bayağı bir jenerasyon farkımız var. İstanbul doğumluyum, Bakırköylüyüm. Çok seviyorum İstanbul'u gerçekten. İstanbul'da okudum, Marmara Üniversitesi mezunuyum, İngilizce İktisat. İktisat okudum ama hemen mezun olur olmaz kariyerim internet üzerine inşa oldu. Ekonomisttim aslen ama hiçbir zaman ekonomiyle ilgili bir şey yapmadım. İşte o zamanlar, yıl 2000'di Marmara'dan mezun olduğumda, ilk önce dijital ajanslarla başladım. Hatta e-ticaretti ilk işim. Ve sanalmağaza.com.tr diye bir portal vardı o zamanlar, ilk e-ticaret sitelerinden. Orada başladım. Günde 3-5 satış yapıyorduk çok şükür. Maaşımız çıkıyordu o zamanlar. Şimdi geldiğimiz noktalara baktığımızda koca koca hepsi buradalar, gitti gidiyorlar. Amazon Türkiye'ye giriyor vesaire. 20 yıl öncesinde bayağı hani denizde kumdu herhalde o zamanlar bizim yaptığımız. Sonra birkaç dijital ajansla daha çalıştıktan sonra 2004'te Finansbank'ta başladım. Bu benim e-ticaret ve dijital geçmişim itibariyle dijital projelerden orada da sorumlu oldum. 7 sene banka sektöründe, ki bir kere banka stajım vardı, asla bankacı olmam demiştim. Büyük konuşmamak lazım. 7 sene Finansbank'ta bilfiil çalıştım ama bankacı gibi değildim. Daha pazarlama departmanlarında dijitalle ilgileniyordum. Ki o zaman dijital diye bir kelime çok söylenmiyordu. Yani söylememiz de yoktu. İşte interaktif pazarlama diyorduk, online marketing diyorduk vesaire. Sonra dijital oturdu. 7 sene Finansbank, 6 sene Pegasus. Bu benim için çok özel bir 6 senedir. Pegasus hala benim love markım. Çok kıymet verdiğim bir ekiple 6 sene gerçekten taş üstüne taş koyarak inşa ettik birçok şeyi. Şu an Pegasus kendine dijital hava yolu diyor. İlk bu lansman yapıldığında eski direktörüm beni aradı. Didem dedi, şu an dijital hava yolu diyoruz kendimize ama dedi, biliyorsun değil mi, o hani 5-6 sene önce başlattığımız şeyler sayesinde diyebiliyoruz dedi. Hep duyarsınız transformasyon diye. Transformasyon biraz böyle bir şey. Yani bir şeyleri inşa etmeye başladığınızda, Pegasus'ta ben tek kişiydim başladığımda. Ayrılırken 8-9 kişilik kocaman bir ekip. İşte 6-7 farklı ajans, her birinde 2-3 kişi Pegasus'ta dedike çalışan vesaire. Böyle bir hale gelmiştik 6 senede. Hakikaten transformasyon böyle. Sonra da PepsiCo. 2 senedir PepsiCo'dayım. Bambaşka bir dünya benim için. Bugün de çok güzel örnekleri anlatacağım PepsiCo'dan. Hani banka, havayolu ve FMCG sektörleri benim de dijitalde ilginç bir kariyer yolumu oluşturdu aslında bakarsanız. Instagram benim favori sosyal medya hesabım, öyle söyleyeyim. Sosyal medya platformum. Instagramcılar, işte YouTube'cular, Twitter'cılar. Bizim ailede mesela eşim Twitter'cıdır. Oğlum sizce? YouTube'cudur tabii ki, 10 yaşında. Kendinin günlük YouTube izleme limiti var. Bazı YouTube örnekleri var, yani YouTube'dan izleyeceğiz. Sağ tarafta bol bol Enes Batur videosu göreceksiniz. Onlar, benim bir ilgim yok. Oğlumun izlediği videolar yüzünden çıkıyor onlar, şimdiden söyleyeyim. Ben aynı zamanda eğitmenim de dijital pazarlama alanında, işte farklı üniversitelerde sertifika programlarında eğitimler de veriyorum. Bu benim kişisel bir tutkum diyebilirim. Böyle öğrendiğimi ve deneyimlediğimi paylaşmaya dair bir tutkum var. O yüzden arkadaşlar buraya sağ olsunlar davet ettiklerinde de büyük bir heyecanla geldim bir şeyler anlatmak için. Aynı zamanda şarkı söylüyorum. Sesim güzel diyorlar. Böyle mezzo sopranoyum. Ama bir süre ara vermiştim. İşte bu yıl başladım tekrar.
tekrar böyle hobilere dönme. 40 yaşıma girdim ya, 40-41'im şu an. 40'tan sonra işte hobilerimize tekrar dönelim kafasıyla. Tekrar başladım, çok keyif alarak ilerliyorum. Gezmeyi, seyahat etmeyi çok seviyoruz. Pegasus'tayken personel biletimiz vardı, aramızda kalsın. Çok müthiş bir şeydi. 50 TL ve 50 Euro'ydu her yere personele. Bayağı bir gezdik ailecek. Ama baktık Pegasus'tan ayrıldık, biz gezmeye devam ediyoruz. Bu demek ki o ondan değilmiş. Biz gerçekten gezmeyi seven bir aileymişiz. Oğlum da bize artık eşlik ediyor zaten. Ben kısaca böyleyim. Dijitali yani 20 yıldır dediğim gibi içindeyim ve o kadar seviyorum ki mesleğimi. Hani bazen anlatırken bilmiyorum, yansıtıyorum, yansıtmıyorum ama yaptığım her işte, kattığım, insanlara da kattığım her şeyden büyük keyif alıyorum. İnşallah keyifli bir saat olur. Biraz PepsiCo'dan bahsedeyim. Herkes PepsiCo'yu Pepsi diyebilir ama aslında bir 11-12 farklı markamız var. Hatta böyle 4 kategoriye ayrılıyor. Bir tanesi snacks dediğimiz, bu herkesin love brandleri olan, görünce kokusuna dayanamadığımız işte Doritos'lar, işte Ruffles'lar, Lay's'ler, Cheetos'lar. Bir diğeri Pepsi grubu. Pepsi tabii çok global ve büyük bir marka. Aynı zamanda lokalde de 7 gün Fruko var. Pepsi'nin kendi stratejisi içerisinde şimdi non-sugar dediğimiz Twist ve Max ürünleri de var. Özellikle bu sağlıklı yaşam derdimiz var ya bizim artık yavaş yavaş yeni trendlerde. O yüzden de şekersiz ürünlerin tüketimi giderek artıyor. Ice Tea var. Lipton markasını aslında Unilever olarak bilirsiniz. Ama Ice Tea tarafı, Lipton Ice Tea tarafının üretimi ve pazarlaması PepsiCo tarafından yapılıyor. Unilever'le de işte PLI denilen bir şey var. Ortak bir şirket var. Onun üzerinden gidiliyor. Bir de böyle küçük bir Tropicana biznesi var meyve suyu tarafında. PepsiCo'da dijital dendiğinde ben de 2 sene önce katıldığımda bir dönüşümün içinde buldum kendimi. Hem Türkiye ekibinde hem de bağlı olduğumuz Avrupa ekibinde stratejik bir yapılanma vardı. Ve böyle bir stratejiyle başladık aslında. Büyük düşün, küçük başla ve hızlı büyüt. Bir de çok sevdiğim bir şey daha var, buraya koymamışım. Scale fast diyor, bir de fail fast diye bir şey var. Yani bu test and learn kültürü, işte dene yanıl, dene öğren kültürü aslında çok yaygın çoğu şirkette, özellikle e-commerce işlerinde. Ama hızlı hata yap, hatandan çabuk öğren ve doğruyu bulma yolunda ilerle gibi bir stratejiyle. Ve sistem de, organizasyon da buna aslında zemin hazırlıyor. Her şeyi test edin. Yani mutlaka mesela 100 birimlik bütçe varsa bir 5 birimini böyle küçük küçük inovatif testleri ayırabilirsiniz diyor. O öğrenimler çok kıymetli. Belki de bir sürü fırsatları bu şekilde şey yapıyoruz, buluyoruz. Şimdi biraz girizgahta dijital evrimle başlayacağım. Şimdi sunumum birazcık İngilizce Türkçe karışık. Arada kelimeler İngilizce kaçabilir, özür diliyorum. Hiç haz etmediğim bir şey ama her şey, bütün indeks ve literatür İngilizce olduğu için arada kaçabiliyor. Dijital evrimde nereden nereye geldik, size biraz onu anımsatayım. Bir video var. Şöyle tıkladığımda açılacak mı acaba? Orada deskte bir arkadaş yok ama bir deneyeceğim. Mert, sanırım orada bir manuel bir müdahale gerekecek. Aynen. Evet, bu TRT arşivinden bir video. Konuşmak için Almanya'yı yazdırmıştım. Alo Elif, ne yapıyorsun? Müracaat edenler acaba kaç yılını telefon alabilirler? 4-5 sene bekleniyor. Herhalde çocuğumun çocuğuna telefon tarzı çıkacak. 73 senesinde müracaatımız var. Gelecek telefonumuz 1-2 aya kadar. Müsbet bir cevap veren yetkili bir kimseyi göremiyoruz. Telefon edildiği zaman 1,5 saat beklediğimiz zaman oluyor. Yıldırım yapıyorum, 5 saat önce çıkmıyor. Arabayla telefondan önce İzmir'e gidebiliyoruz biz. Telefon geldiği zaman acaba ben nereye telefon ettim diyerekten bir tereddütte kalmış oluyoruz. 15 gün kadar önce Bolu'da bir İstanbul aradım. Telefon açıldı, tam konuşmak üzereyken yine kapandı. Bu durumda yine yana konuşamadım. Abone
abonelerimiz bizim çok bağırmamızdan şikayetçiler. Alo! Birinci abone bağırıyor. Hanımefendi görüşemiyorum. İkinci abone bağırıyor. Trabzon istemişti. Üçüncü aboneye biz bağırıyoruz. Alo! Senatör ve milletvekillerimize böyle bir kaos. Paralel bağlamalar yapılıyor. Mevzuatımıza göre yasaktır. Yani 40 sene kadar önce gerçekten bu hallerdeydik. Ben telefon bağlandığı kısmını hatırlamıyorum çok şükür ama o mesela çevirmeli telefonları çok net hatırlıyorum. Şimdi geçen bir arkadaşım büfesine koymuş antika olarak çevirmeli telefon. Düşünsenize artık antika formatına geçti. Şimdi ise her şey cebimizde. Birazdan mesela diyeceğim ki size her şeyi mobile göre düşünün vesaire. Nerelerden nerelere geldik? Siz pay biçin. Bu ilk web sitesi World Wide Web, WW'nin açılımı. Bu 95 senesindeki CNN'in ana sayfası. Bu Google. Google çok değişmemiş dikkat ederseniz. Daha bile sadeleşmiş. Bu benim çok etkilendiğim bir slide aslında. 50 milyon kullanıcıya ulaşma sürelerini veriyor. Mesela hava yollarında işte 68 yıl sonra ulaşılmış 50 milyona. Televizyon kullanıcısı 22 yıl sonra ulaşmış. İşte internet 7 yıl, ona Twitter 2 yıl. Ama hatırlarsanız 2-3 sene önce Pokemon Go 19 gün. 50 milyon kullanıcı. Şimdi mesela TikTok var. Milyonlar, milyarlara doğru gidiyor Hindistan'da, Çin'de vesaire. O kadar hızlı ki dünyamız yani... İşte bana diyorlar ki Didem hani strateji çalış, önümüzdeki 5 yılı nasıl görüyorsun dijital pazarlamada? Bilmem, göremiyorum yani 20 yıldır sektördeyim, önümüzdeki seneyi görelim bence, o bize yeter inan. 5 yıllık plan yapmak bile hayatımıza çok zor çünkü 5 yıldaki tüketici davranışları nasıl değişecek, ne gibi sosyal platformlar olacak, insanların davranışları nereye kayacak, o kadar muğlak ki şu anda tahminlemek. Peki ne olacak? Tahminleyemiyoruz ama hani geleceğin pazarlaması nasıl şekillenecek derseniz aslında çok basit bir döngü var. Şimdi teknolojiler gelişiyor, değişiyor. Az önce telefonda verdiğimiz örnek gibi inanılmaz full manuel bir sistemden tamamıyla küçücük ekranlara sığdık. Bu kültürleri değiştiriyor aslında. Kültürler tüketici davranışlarını değiştiriyor. Tüketici davranışlarından beslenen de pazarlama oluyor haliyle. Biz o yüzden pazarlamacılar hep buraya bakıyoruz. Yani tüketici nerede, ne yapıyor, neyi seviyor, neyi sevmiyor, neyi tüketiyor'ya bakıyoruz haliyle. Bu dijitalmiş, offline'miş çok fark etmiyor inanın. Pazarlamanın çok basit, net kuralları var. Dijital içinde geçerli olan. Dolayısıyla... eskiden biraz daha markaların önde olduğu bir pazarlama dünyası vardı. İşte yılda 2-3 kampanya yaparız. 1-2 tanesini TVC'ye para basarız, gümbür gümbür yayarız. Ondan sonra işte markayı her yerde gösteririz, işte billboardları boyarız vesaire. Ama artık böyle bir dünyamız yok. Tüketiciyi anlayamayan, sindiremeyen, onların içgörülerine dokunamayan markaların çok uzun ömürleri olamıyor maalesef. Özellikle dijitalde. Çünkü artık tüketici neyi, ne zaman isterse, nerede isterse o şekilde tüketmeye başladı. Yani TV tüketim alışkanlıklarınıza bir bakın. TV demeyeyim aslında. Online video. Bunu bir Netflix'te de tüketebilirsiniz. YouTube'da da, Instagram'da da. Ya o markaların sizi doğru şekilde tanıyıp anlaması gerekiyor ki sizin karşınıza anlamlı reklamlarla, hatta reklamsal şeylerle, reklama da biraz artık yeni tüketici karşı, onu da paylaşacağım. Reklammış gibi görünmeyen içeriklerle karşılarına çıkalım. Bir derdimiz var, çok temel bir derdimiz. Bomba gibi bir jenerasyon var. Z jenerasyonu diyoruz. Böyle X'ler, Y'ler, Z'ler. Ben X'im, ucundan X'im. Y'ler geldi, Z'ler. Şimdi bizim bıdıklara da alfa kuşağı deniyor galiba şimdiki çocuklara. Biraz onlara bakalım. Mesela bu bayağı gerçek bir ekran görüntüsü. Böyle yılbaşında işte Dear Santa nasılsın, ben iyiyim. İşte Christmas için istediğim hediye bu deyip Amazon linkini Noel Baba'dan isteyen bir çocuk. İşte gelin buna reklam gösterin. Ne olacak? Z ile ilgili ne biliyoruz? Aslında
bu çok böyle marka tunisti çok seviyorum. Arada böyle eğitimlerime de karikatürler kullanıyorum oradan. Onların bir şeyler alması için ne yapmamız lazım diyor. Oradaki yetkililer de diyor ki, yani tek bildiğimiz onların markalardan nefret ettiği, onlara bir şeyler aldırtmaya çalışan markalardan nefret ettiği diyor. O yüzden bu çözümsüz bir sarmal aslına bakarsanız. Burada çok tabii hani Z kimdir, kaç yaşındadır vesaire, ama benim genelde böyle Nisan, İpsos'larda vesaire gördüğüm tanım 2000 yılı ve sonrası doğanlar. Bazıları 96 ve sonrası doğanlar diyor. Yani yaklaşık böyle 20 yaş, 7-20 yaş ya da 10-20 yaş arasında olanlara Z diyoruz. Bunlar da alfacıklar işte, geliyorlar arkadan. Ben eşime şey diyorum, ben alfalar iş hayatına girdiğinde ben iş hayatında olmak istemiyorum. Yani o zamana kadar mümkünse emekli olmuş olayım. Çok değişikler çünkü. Çok sorgulayıcılar, iddiacılar. Yani benim oğluma sorsanız matematik profesörüyle aynı derecede matematiği iyi biliyor. O yüzden de kitabın kapağını kaldırmıyor. Çok da şeyler, kendilerine güvenmez. Z ilginç bir jenerasyon. Hani baby boomers, biraz daha işte annelerimiz, teyzelerimiz vesaire. Farkları çok net hissediyorsun zaten. Şimdi gelin bu kuşak tek bir reklamla ulaşmaya çalışın. Mümkün mü böyle bir şey? Aynı hissi yaratabilir misiniz? Aynı etki bırakabilir misiniz? Mümkün değil. Y ve Z çok farklılaşıyor. İşte ne bileyim, bu baby boomerlar biraz daha TV kuşağıyken, işte bizler biraz daha bilgisayarken, artık Z kuşağı giyilebilir teknoloji. Yani oğlum doğum gününde bu işte akıllı saatlerden istedi. Ama daha küçük, 10 yaş falan filan, gittik en ucuzundan bulduk hepsi buradan. Hadi dedik en azından deneyimlesin. Anlatabiliyor muyum? Yani çok da mesela çocuğu şey yapmak istemiyorsunuz, koparmak istemiyorsunuz o gelişmelerden. Ama bir yandan da korkutuyor bu kadar hızlı gidişat. Mesela iletişim yolu, biz mesela X kuşağı e-mail SMS'çiyizdir. Z'ler bayağı mesela Instagram'daki mesajlaşmadan Ha bu arada sormayı unuttum. Z kuşağıyım diyenler bir el kaldırabilir mi? Yani 2000 yılı doğanlar. Tamam. Sizi anlatırken doğruladığınız şeylerde kafa sallamanızı istiyorum ki ben de bu raporların, Nielsen'lerin, Ipsos'un doğruluğunu teyitleyeyim. Mesela YouTube diyor ki bir araştırmasında, bu güncel bir araştırma, 18-24 yaşta bütün erişimin, TV kanalları dahil erişimde YouTube birinci sırada çıkıyor. Bu geçen sene de böyleydi. Sonra ATV, Star Show geliyor imiş. Geçen sene 25-34'te YouTube biraz daha altlardaydı. Böyle ATV'ler, Star'lar öndeydi. Bu yılki raporda bir baktık, 25-34'te de YouTube bir numaraya oturmuş. Muazzam bir video tüketimi var. 7'den 70'e. Oğlum da tüketiyor, 70 yaşındaki babam da tüketiyor. Babam hele böyle tableti var onun. Hani gözlerde görmüyor, daha büyük. Bir takılıyor o şeye, Facebook loop'una var ya, hani arka arkaya videolar. İşte akıllı tarifler, onlar bunlar, tık 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 tık. 15-20 dakika o loop'a giriyor ya video. Ondan sonra damat benim internetim bitti. Eşim de telekom sektöründe, o yüzden babama ekstra internet paketi alınıyor vesaire. Gerçekten video tüketimi muazzam artmış durumda. Biz marka perspektifinden baktığımızda ne yapacağız? Derdimizi insanlar video izlediği için videolar üzerinden anlatmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde Facebook'tan bir örnek var ki bu 2007 datası, güncel datasını bulamadım bunun, ama 4 kat artıyor, 4'er kat artıyor. Özellikle hani mecralar da bunu insanları sevk ediyorlar. YouTube zaten video platformu ama Facebook, Instagram'da mesela IGTV geldi, Facebook Watch geldi ve bize anlattıkları kadarıyla önümüzdeki yıllarda buralara ciddi yatırımlar yapacaklar. Markalar oradan yayınlar yapmaya başlayacak vesaire. O tarafa doğru evriliyoruz. Şimdi eskiden bir araştırmaya göre yaklaşık günde 500 tane reklama veya iletişim mesajına diyelim maruz kalırmışız. Şu an günümüzde bu 5000. Allah'tan farkında değiliz bunun. Ama oradan geçerken, buradan geçerken, bardağın üstünde, billboardta, internette vesaire 5000 mesaja maruz kalıyor bu zihinler. Hangi birini algılıyoruz, hangisi zihnimizde kalıyor tabii soru işareti. Dolayısıyla işte markalar olarak bizim ne söylemek istediğimizle tüketicinin neyle ilgilendiğinin bir kesişim kümesi olması gerekiyor.
Ya ben bazen internette tabii hani dijitalci olarak daha da farklı gözle bakıyorum ama öyle reklamlar çıkıyor ki karşıma, alakam yok. Yani bir erkek ürünü gösteriyor bana. Gerçekten ilgim yok. Yazık, yani boşa para akıyor aslında. Benim ilgi alanımı aslında çok rahat bulabilir dijitalde. Bu footprint dediğimiz, hani affinity'ler dediğimiz. Yani benim mesela bir sürü digital footprint'im var. İşte Google'da, Facebook'ta vesaire. Ve bunları kullanabiliyor markalar, biliyorsunuz çoğunuz. Ama halen maalesef bu yanlış hedeflemelerle birçok bütçe harcanabiliyor, boşa harcanabiliyor. Bunda çok dikkatli olmak lazım. Hani aranızda böyle şirketlerde çalışanlar varsa da ajanslarınız veya yani ekipte dijitalciniz varsa, dijitalcinizin bunları sorguluyor olması önemli. Şimdi tabii dijital de bir trend oldu. Herkes dijital yapalım. İşte CEO'lar bile artık çok şükür benimsediler. Yani dijital işte gelişiyor, dijital pazarlama diye. Güzel diyor, kampanya fikriniz ne diyor CEO? Full dijital gidiyoruz diyor. Facebook, YouTube, mobile, Pinterest, Allah ne verdiyse bütün dijital platformlarda. Tamam, güzel diyor CEO ve CEO gibi bir soru soruyor. Peki ne yapacağız bu kanallarda? Ha, onu düşünmedik. Biz bunu bir düşünelim diyor. Şimdi asıl dert bu. Yani evet, platformlar var. Evet, hedef kitleler oralarda geziniyor. Ne yapacağız orada? Nasıl anlatacağız derdimizi? Hani işte tek bir film çektik biz, eski alışkanlıklar. Pepsi'nin bir tane çok güzel TV filmi var. Hadi onu hepsine koyalım, dağıtalım, keselim, biçelim. Değil artık. Hepsi için ayrı stratejiler inşa ediliyor. Hatta yeri geliyor ayrı içerikler oluşturuluyor o mecraların dinamiklerine göre. Seth Godin baba diyelim demiş ki artık pazarlama ne yaptığınızdan çok ne tür hikayeler anlattığınızdır aslında demiş. Ama gelin görün ki biz hikayeleri biraz kısa anlatmamız gerekiyor. Çünkü artık yeni neslin dikkat düzeyi ya balıktan daha az. Yani balık 9 saniyemiş. Ben de bilmiyordum. Balığın hafızası. Hani derler ya böyle, balık hani sorar soruyu 9 saniye sonra bir daha sorar. 8 saniye. Hatta bu alfa jenerasyonunda yeni araştırmalar 6 saniyelere indiği söyleniyor. O kadar dikkatleri dağınık ve oradan oraya atlıyorlar ki. Ha, ekrandan ekrana atlamaya da çok alışıklar. Yani cep telefonu, tablet, televizyon, laptop, tık 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 tık, hepsi bir arada. Multitask dediğimiz konseptin dibini görüyorlar gerçekten. 8 saniye, 6 saniye. Peki, bu çok temel bir şey. Lincoln'un çok güzel bir sözü. Üzgünüm diyor, çok uzun bir mektup yazdım sana. Çünkü kısa yazacak kadar zamanım yoktu. Şimdi hani aranızda o feedback'i alan vardır belki yöneticisinden. İşte bazılarından mail gelir. 8 paragraf anlatmış. O işin kolayı, o 8 paragraf hadi bakalım 2 cümleye indirge. Derdini 2 cümlede anlat. Veya ben bir pazarlama eğitimi almıştım. Şey demişti oradaki eğitmen, mesela briefinizi tweetleyin. 140 karakter brief. Aa, nasıl zor yani, hakikaten pratik ettik, çok zorlandık, olmuyor, onu söyleyemedik, bunu söylemedik. Ama bunu yapmak zorundayız. Yani 6 saniyelerden bahsediyoruz. Bir de viewability denen bir kavram var. Ona çok detayına girmedim bugün, vaktimiz yok diye, ama şimdi şöyle bir hareket var. Tık 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 gidiyor Facebook'ta, Instagram'da mesela insanlar. İlgilendikleri şeyde duruyorlar, 2-3 saniye geçiriyorlar. İşte like ediyor, tekrar devam ediyor vesaire. 1-2 saniye içerisinde o dikkati çektik. Demedik, kaçıyor zaten. O yüzden o hani 20 sayfalık brief'i gerçekten tweetleyebilecek cesur yüreklere ihtiyacı var sektörün. Hani ajansların da işleri bu konuda zor. Onlara da hakkını verelim. Hani bunca yıllık nasıl diyeyim, iş yapış biçimlerini şimdi değiştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. İşte mesela bir yerde örneği vardı. 3 saniyelik reklam yayınladılar YouTube'da. 3 saniye diyor, gidiyor vesaire. Bir de az önce değindiğim reklam sevmeyen bir kuşak. Reklamlara hatta tepkiseller. Diyor ki ne zaman görsem diyor %61'i
atlıyorum reklamı diyor. %47'si global bir araştırma bu. %47'si mesela Adblocker kullanıyor. Adblocker bizim mesela markaların en önemli nasıl diyeyim korkulu rüyalarından biri. İnsanlar Adblocker kullanırsa biz kime reklam göstereceğiz o zaman, nasıl göstereceğiz? Şimdilik Adblockerlar sadece desktoplarda bildiğim kadarıyla, mobil telefonlarda çok rahat kullanılamıyor ama yani gelecek için bir risk bugünün sonunda. Dolayısıyla bu tip gerçekleri bilip kendimizi buna göre hazırlamamız gerekiyor. O yüzden de az önce dediğim reklam gibi olmayan ama ürünün de içerisinde yer aldığı işte bizim native content dediğimiz tarzda içerikler çok daha gündemde olacak. O yüzden mesela biz özellikle son zamanlarda örneklerde de göreceksiniz çok fazla mesela influencer işleri yapmaya başladık. Daha fazla eskisine nazaran hem o sektör büyüdü hem de bu ve benzeri gerçekleri de kendimizi hazırlamak adına. Yani oradaki temas noktası ne olursa olsun, tüketiciye nerede dokunursanız dokunun, hangi ekrana dokunursanız dokunun. Aslında bir, dikkatlerini cezbetmemiz gerekiyor, o net. O bahsettiğim çok hani bir kısa saniyeler içerisinde. Ve onlara anlamlı bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Mesela sektörde precision marketing diye bilinen bir konsept var. Duymadıysanız da Google'da araştırmanızı öneririm. Çok güzel örnekleri var. Ben de birkaç örneğini koydum. Artık biz hedef kitleyi işte 18-24 yaş kızlara bunları göstereceğiz, erkeklere bunları göstereceğiz gibi sığ hedeflemeler yapmıyoruz. Onları biraz daha ilgi alanına göre bölüp onlara farklı içerikler gösteriyoruz. Bu ayrı ayrı videocuklar da olabiliyor her biri için. Mesela gamerlara ayrı bir konsept çekiliyor. İşte sağlığına düşkün olanlara ayrı bir konsept çekiliyor. Ya da ayrı bir konsept çekecek kadar bütçemiz yoksa, ki böyle durumlar da olabiliyor, en azından mesajımızı değiştiriyoruz ki şurada dikkatlerini 2-3 saniyede çekebilelim diye. Çünkü ben bir mesela gamer'a özel bir reklam görsem çok da ilgilenmem, alakam yok. Tek bildiğim oğlumun oynadığı oyunlardan ibaret. Ama kendi ilgi alanımla ilgili, müzikle ilgili bir şey görsem biraz benim ilgimi çekebilir. Biraz buna doğru evriliyor sektör. Bu işte precision marketing konsepti de böyle çıktı zaten. Çoğu FMCG markası da bunu hızlı bir şekilde uyguluyor. Bu çok sevdiğim bir söz. Google'ın bir üst yöneticisi söylemiş Brand Week'te. Diyor ki reach'i satın alabilirsiniz. Reach nedir? Erişim. Bizim mesela FMCG dünyasında en önemli şeydir bu, başarı indeksidir. Kaç kişiye ulaştık, milyonlar, zilyonlar vesaire. Güzel, ulaşmayı hedefleyelim tabii ki. Ama mesela kaç kişiye ulaştı şu örnekte verebilirim. Ben YouTube'da işte videomun 50 milyon izlenmesini istiyorum. Bu da param, buyurun işte. İşte 150 bin TL, 150 bin TL 50 milyon biraz zor ama neyse. İzlettirebilir miyim? Bir şekilde sistemler bunu sağlıyor. Ama asıl kritik olan kaç kişiye eriştiğimden ziyade ve asıl satın alamayacağım, ne kadar para versem de satın alamayacağım şey dikkat. O yüzden o dikkati cezbedebilmek ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Hani satın alınamayan bir konsept artık. Peki bir konsept daha var aslında. Hani dedik ki ilgi alanlarına göre farklılaştıralım. Hangi anda yakaladığımız da çok kritik tüketiciyi. Bu mesela moment of truth diye bir kavram vardır. Google bunu çok sık kullanır sunumlarında vesaire. Hani doğru yerde, doğru zamanda, doğru insana ulaşabilmek aslına bakarsanız. Eğer şimdi iki tür tüketim var. Bir on the go, biraz daha böyle günlük hayatın içerisinde. Diyelim ki iş yerindesiniz, bir toplantıya gidiyorsunuz. Asansör beklerken Instagram'a şöyle bir bakıyorsunuz. On the go, gayet şeysiniz orada, hızlı tüketiyorsunuz. Hani ve reklam mesajlarına bir tık daha kapalısınız. Ama biraz daha ilginin daha geniş olabileceği akşam, çocuk uyumuş, akşam 10 olmuş, ondan sonra yastığı belinize koymuşsunuz, telefonu aldığınız anda lean back anı diyor buna. Lean back anında çok daha rahatsınız. Mesela daha uzun videolar izlemeye meyillisiniz. Burada uzun videoya vaktiniz yok. Toplantı saatini hatta 3 dakika var. O yüzden kişiyi, yani tüketiciyi hangi anda yakaladığınıza göre ne tip içerikler karşınızda
karşısına çıkaracağınız da çok kritik. Ki o da data'ya dayanıyor. Yani big data'ya bugün giremeyeceğim yine süre itibariyle, ama hani big data dediğimiz şey aslında bu tüketiciyi tanımak anlamında. O dedik ya, dijitaldeki ayak izlerini, yani şey gibi düşünün, Hansel ve Gretel'deki hani ormanda bırakılan ekmek kırıntıları gibi, hepimiz bütün platformlarda o ekmek kırıntılarını arkamızda bırakıyoruz cookie'lerimizi silmedikçe. Dolayısıyla ona göre hani bizimle ilgili, biz hangi zamanlar on the go halindeyiz, hangi zamanlar biraz daha lean back formatındayız, sistem biliyor aslında. Buna göre kendimizi evirip içerik üretirsek, reklam çıkarırsak, gösterirsek daha başarılı oluyor reklamlar. Bunların testleri de yapılıyor bu arada. Peki dijital anlamda içeriğin altın kuralları neler? Öncelikle diyoruz ya, her şey artık mobil, cebimizdeki dünya o. Dolayısıyla her zaman mobile first düşünüyoruz. Ben hani ekipteki arkadaşları da görünce kızıyorum bazen. Desktop'ta yapıyorlar bazı testleri. Desktop'a da bakalım. Ya bakmayın desktop'a. Mobili halledin önce. Yani problem varsa mobildekinden test edelim. Desktop problem değil. %3-5 zaten oranı. O kadar azaldı ki. Bu time stopping denen bir kavram var. Hani dedik ya, tık 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 gidiyorlar. Yani ben mesela hani saniyede bir atıyorsam, yeni jenerasyon şöyle gidiyor, şu hızda gidiyor tıkır tıkır. O hani time stopping dediğimizde parmak durduran hareket, yine işte dikkate geliyor. Dolayısıyla gerçekten sizin içeriğiniz o birkaç saniye içerisinde dikkati cezbedip time stopping efekti yaratabilecek mi? Unskippable olmak ya da olmamak bizim elimizde. Gerçekten yine o... İster istemez bir hikaye anlatıyoruz, kısa da olsa, uzun da olsa vesaire. Buradan şey çıkarımı da yapmayın, hani her içeriğimiz 6 saniye olmalıdır gibi bir konsept de yok. İnanılmaz başarılı, işte 10 dakikalık işler de var, böyle insanları içeride tutan ve skip ettirtmeyen. Bu tamamıyla o markanın ve o konseptin ne olduğuyla da ilgili. Ama bunu doğru mecrada, doğru formatta yapmak gerekiyor. Mutlaka markanızla bağlantılandırın. Yine internette görüyorum, üzülüyorum. Oturuyorum, banner. Şimdi banner'ı izliyorum böyle, dönüyor, bir şeyler anlatıyor falan. Marka yok. Hadi sadede gel, benim o kadar vaktim yok. Markayı en son mesela slide'da gösteriyor. Kimse beklemiyor onu, orada markayı görmeyi. Yani önce markanızı gösterin, ilk 1-2 saniyede ne olur. Hani logo olur, ürünün kendisi olur vesaire. Ondan sonra hikayeyi her neyse inşa edin, ama bu ilk 1-2 saniyede, 5 saniye bile geç bence. İlk 1-2 saniyede önce markayı gösterip gitmek gerekiyor. Ve gerçekten hani diyor ya Lincoln, hani kısa mektup yazamadım diye, bu kısa anlatmak, çok basit ifadelerle bu inşaat sektörünün mesela çalışmalarına bakabilirsiniz. Olmaması gereken örnekler onlar. İşte 20 ay vade bilmem ne. Okuyamaz bir insan gözü 2 saniyede o kadar mesaj. Net tek bir mesaj verebilme imkanımız var küçücük alanlarda, kısacık saniyelerde. Çok net basit mesajlar vereceğiz. Content dedik, içerik dedik. Burada farklı işler yapmamız gerekiyor dedik. PepsiCo'dan bir örnek anlatmak istiyorum size. Yeni yapılandırdığımız bir kurgu bu. Çünkü buna ihtiyaç var bence sektör olarak da. Bir iç ajans kurduk biz PepsiCo'da. İsmi Pep Creative Studio. Bu arkadaşlar, önce 3 kişiyle başladık, şu an 6 kişiler. Çok benzeri Unilever'de de var, U Studio olarak. Onlar da bir 2 sene önce sanırım başlamışlar, 2 ya da 3. Artık ajans dünyası o kadar... Onlar da büyüdü, gelişti ve kendilerini geliştirdiler, ama özellikle bazı sektörler o kadar dinamik ki, o dinamizme yetişebilmek için bu tip kreatif arkadaşların içimizde oturması inanılmaz kıymetli hale geliyor. Biz önce pilotla başladık. Dedik ki böyle bir sistemi pilot etsek. Yani kendi boardroom'umuzu almadık. Ayrı bir ajans çalışanı onlar. Ama bizim içimizde, bizim ofisimizde
oturuyorlar. Pazarlama ekibinin göbeğinde oturuyorlar. Ve bayağı bizim ekipten gibiler bu arada. Yani doğum günlerini birlikte kutluyoruz vesaire. Ama hani bordroları farklı sadece. Neydi amaç burada? Bir, dedik ki biz bugüne kadar yaptığımız içeriği biraz daha kaliteli, biraz daha olması gerektiğine yakın yapabilir miyiz? Bu sinerji sayesinde. İkincisi hız, dediğim gibi çok önemli. İşte bazı kampanyalar çıkıyor diyorum ya, mecrasına göre farklılaştıralım. Bu hiç kolay bir şey değil yani. İşte Facebook'ta bilmem kaç farklı segmente, farklı formatlar, Instagram ayrı, Twitter ayrı, YouTube ayrı. Hakikaten ciddi bir kreatif dokunuş gerekiyor. Dolayısıyla bunu nasıl hızlandırabiliriz? Hız. Üçüncüsü de maliyet. İçeride oturtmanın tabii ki belli bir fix kostu var her bir şirkete. Ama bunu hani dışarıdan ajanslara verdiğimiz kostla bu tarafı karşılaştırdığımızda bir maliyet avantajı sağlayabilir miyiz? Her üçü de işte yaklaşık 8 ay oldu bu işe başlayalı. Tik tik tik. Yani markalar çok memnunlar. Ha, bu arada şöyle bir şey yaptık da, çok büyük markaları geçirmedik biraz. Korktuk, görmemiz gerekiyordu. Yani Pepsi yok burada, işte Doritos yok, Lay's yok vesaire. İşte Cheetos var, 7 gün var, Fruko var vesaire. Küçük küçük markalarla başladık. Geçen ay Lipton Ice Tea geçti. Biz böyle ekiple hadi bakalım Lipton, çünkü şey de bir marka, güçlü bir marka, talepkar da bir ekibi var vesaire. Çok şükür tıkır tıkır gidiyor. Böyle faz faz ilerletiyoruz. Ha, bu arada ajansları hayatımızdan çıkardık mı? Haşa. Hatta bugün bir ajansımızla birlikteydik. Onlar da hak veriyorlar. Bu çünkü çok günlük operasyonel bir iş. Hani çoğu ajansında biraz burun kıvırdı ve çok da kâr edemediği taraf bunlar. Biz ajanslara diyoruz ki siz bizim havuzumuzda kalmaya devam edeceksiniz ama biz size mesela büyük projeler briefleyeceğiz. Sizin daha fazla kâr edebileceğiniz işlerde siz yine bizim partnerimiz olmaya devam edeceksiniz. Dijital ajansta, konvansiyonel ajansta. Dolayısıyla böyle bir moda doğru gidiyoruz. Duyduğum kadarıyla diğer FMC'ciler de bu formata geçmiş. Yani Türkiye'de Unilever var, biz varız. P&G görüşmeye başladı diye duyduk. Arçelik yapmaya başladı diye duydum. QNB Finansbank hemen bizim komşu bina zaten. Onlar da içeriye bir ekip oturttular ki banka çok daha farklı dinamik olarak bizimkinden. Onlar bile iknaysa bu formata. Velhasıl yavaş yavaş hani içerik üretimi buraya doğru da evriliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle dediğim gibi burada dedik ki bir takım oturuyor PepsiCo ekibinin içerisinde. Ama burada bir mesela loftta hemen 3 bina yanımızda ajansın hub'ı var. Mesela ekstra bir desteğe ihtiyacımız oldu. 6 kişinin mesela load'u çok yüksek ama Lipton Ice'in acil bir işi geldi. Çok sık oluyor tabii böyle şeyler. O ajansın kendi hub'ında da mesela content manager'ı var, CRM'cisi var vesaire. Oradan da destek alıp işleri hızlandırabiliyoruz. Şimdi biraz örnekler göstereyim. Bu mesela Pep Creative Studio'nun Lipton Ice Tea için yaptığı, bu Precision Marketing dediğimiz konsepte yapılan ilk işlerimizden biri ve Pep Creative Studio'ya nasip oldu bunu yapmak. Ben size gamer kopyasını göstereceğim ama 4-5 farklı kopya çekildi ve hakikaten selebritili bir iş. Şu an halen testi sürüyor. Test şu, bir ana kopyayı serve ettik internete, dijital kanalları diye düşün. Yani TV'de de dönen kopyanın biraz daha dijital versiyonunu. Bir başka gruba da bu 4 ayrı segmente, işte gamer var, ondan sonra trendy girls var, ondan sonra yemek ve sağlıkçılar var. Bir de bir tane daha var anımsayamadım. Bu 4 segmente de ayrı videolar. Şimdi bu iki test paralelde A ve B olarak şu an aktif şekilde yayınlanıyor ve sonuçlarına bakacağız. İşte Nielsen'le, Ipsos'la vesaire pazar araştırma şirketleriyle ortak çalışmalar yapıp bu içeriğin mesela satışlara etkisini görebiliyoruz. Bir takım ekonometrik araştırmalar sayesinde. Detayını sormayın, pazar araştırmacı değilim. Ama gerçekten görebiliyoruz satışa nasıl etkili olduğunu. Bu örnek öylelerinden biri. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Biz de merakla bekliyoruz. Buradan oynatamıyorum. Böyle kısa bir gamer koplası. Kavuşalım. Ne uğraşıyorsun oğlum bu kadar? Tweet yaz, geç kolaya kaç. Yaz. Q. Alt şey. Gamer kolaya kaçmaz abi. Şovunu da Lipton Ice Tea ile yapar. Oh be. Sonum ben. AFK. Evet, yani kim görüyor bunları? İşte gaming ilgi alanına
sahip olan kitle Türkiye'de herhalde bir 15 milyon üzerindedir bu kitle. Ciddi bir ilgi var çünkü. Onlara gösteriyoruz. Bakalım nasıl olacak? Oyun mu? Aa, evet, tıklayınca oldu. Neyse, geçtim. Şimdi bu ekibin yaptığı bir iş daha var. Böyle kreatif olarak çok keyifli. 7 günün bir böyle gizemli tat diye bir kampanyası vardı. Karambol. Oldu. Ormanların yıldız meyvesi. Adı şeklinden belli. Ama kimin yediği şüpheli. Peki sence 7 günün yeni lezzeti yıldız meyvesi mi? Bu da birkaç sosyal medya post örneği. Tabii sosyal medya postları artık hayatımızda daha farklı bir yere sahipler. Çünkü eskiden ilk Facebook hayatımıza girdiğinde sene 2007 idi. Ben o zaman Finansbank'taydım. İşte biz nasıl olacaktı markalar, işte kendimizi konumlayacağız, şimdi reklam var mı yok vesaire. Önce reklam yoktu, önce marka sayfaları oluşturuldu vesaire. Orada şikayet yönetimi başladı, kriz yönetim prosesleri oluşturuldu. Sonra Facebook reklam almaya başladı. Sonra Instagram'ı satın aldı, işler büyüdü vesaire vesaire. Ruffles is the perfect snack for fun times together. And let's admit, what is more fun than watching football with friends? So, as the global sponsor, we needed to design a high-impact strategy to establish a solid association with UEFA Champions League. Beşiktaş was the only Turkish team that qualified this year. So, Beşiktaş's matches against Bayern Munich were crucial for all Turkish football fans. Coming together with the right partners, TV Blue, TV Channel, with Champions League broadcast rights, and Twitter, major social media for live sports events. Ruffles uplifted the match day's hype to the max by providing exclusive content. 360 live airings from stadiums, including Beşiktaş's warm-up training. Near live match highlights. Twitter Blue Room and Q&A sessions with legendary TV Blue anchorman for Beşiktaş. Çünkü çocukluk hayalim gerçek olmuştu. We're all delivered from TV Blue's Twitter account with hashtag at Ruffles Football Emotions. All content was Ruffles branded and also was supported with paid media from Ruffles Twitter account in real time. Ruffles celebrated its sponsorship, reaching masses. We reached 60% of football fans at Twitter. Our video's completion and engagement rates doubled the Twitter benchmarks. Our live airings viewers numbers were 5 times higher than benchmarks. Fans shared our content organic and brought more than 50% earned value for Ruffles and carried Ruffles at Thank You Beşiktaş hashtag to trend topic at each match. Ruffles became the champion brand of the UEFA Champions League, thrilling the hearts and screams of the Turkish fans. Ruffles Türkiye ve OMD'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, OMD de bizim medya planlama ajansımız. Medya planlama ajanslarının bence rolü ve etkisi çok daha arttı artık yeni dijitalleşen dünyada. Doğru bir partneri seçtiğinizde medya anlamında onların da katma değeri çok yüksek oluyor. Bir diğer örneğimiz Lays üzerinden. Bu çok yeni aslında, bu yaz yaptığımız bir iş. Hava durumuna göre farklılaşan mobil bannerlar ve bir takım dijital outdoorlar planladık. Yani hava durumu 20 derecenin üzerine çıktığında Lays bu sene biraz pikniği sahiplendi, piknik konseptini sahiplendi. İşte yaz geldi, piknik okazyonunda iletişim yapalım konseptleri. Brief de buydu aslında. Ve Demet Evgar, Lays'in birkaç yıldır yüzü. Özellikle Demet Evgar'ı da kullanarak şey yaptık, lokasyon bazlı hedeflemelerle hava durumundan da tetiklenen, dinamik olarak tetiklenen mobil bannerlar dizayn ettik. Diyelim ki Nişantaşı tarafında geziniyorsunuz, 20 derece tam böyle limonata gibi hava deriz ya, öyle bir havada tam Lays alıp parka gitme havası diye mobil banner çıkardık sizin karşınıza. Ve aynı zamanda en yakın parkı da size gösterdik ve yol tarifi de verdik. Maçka Demokrasi Parkı'na buradan gidebilirsiniz diye.
diye. Çok tatlı küçük bir iş oldu ama hani datayı nasıl farklı alanlarda farklı kurgularla kullanabilirize dair de güzel bir örnek. Aynısının dijital outdoor'daki versiyonu da var. Yani karşınıza Etiler'deki bir billboard'da şöyle bir mesaj çıkıyor. Ulus Parkı en yakın park mesajıyla. Maksat Lace Park piknik konseptini bir arada karşı taraftaki tüketiciye verebilmek. Bu da son örneğim Raffles. Bu da çok taze bir örnek. Halen kampanya devam ediyor. Raffles bu yıl dalgana bak konseptini sahipleniyor. Raffles'ın dalgası meşhur zaten biliyorsunuz kendinden gelen. İnanılmaz fanları olan bir marka Raffles'ın. Oğlum da mesela Raffles ketçap hastası. İzni olduğu günlerde Raffles ketçapla alabiliyor. Ayda bir. Burada aslında dedik ki müziği sahipleneceğiz. Zaten ürün müzikle çok yakın duran bir ürün, Raffles müzik ürünü. Ve dedik ki influencerlarla daha markanın da içerisinde olduğu bir iş yapalım. İşte briefledik ajansları. İki tane influencer, ben kendilerini çok iyi tanımıyorum, isimleri de yazmıyor. Hah, burada yazıyormuş çok şükür. Anıl Piyancı ve Berk Coşkun arkadaşlarla anlaştık. Bir tanesi rap şarkıcısı, diğeri YouTuber. Gen Z arkadaşlar bilir. Ve bir klip çektik. Biz bile tahmin etmiyorduk bu kadar ilgi göreceğini. Klip 28 milyona ulaşmıştı en son. Şu an birlikte bakarız. Galiba 30'ları geçti. Temmuz ayında YouTube Leaderboard diye her ay açıklanan bir şey, top 10 var. Orada bir numaraya oturdu inanılmaz hızlı bir şekilde. View rate'leri %47 oldu. Tamamlanma oranları daha da kıymetlisi %22 oldu. Yani 100 kişinin 22'si sonuna kadar izledi. Sonuna kadar izletmek müthiş zor bir şey artık hani 2-3 dakikalık kliplerde. Ama oradaki şeytan tüyünü yakalamak gerekiyor galiba amiyane tabiriyle. Onu doğru yakalayabildiğiniz noktada gerçekten izleniyor. Şimdi klibi biraz izleyelim isterseniz hani fikri olsun duymayan arkadaşlarımızın. Bir de kaç milyon olmuş en son ona bakalım. Büyütmeden alttaki milyona da bakabilir miyiz? 30 milyonu geçmiş, evet. 30.5. Evet, ilk anda ürünü verdik hatırlarsanız. İlk 3 saniyede ürünü gösterelim diyorduk ya. İstediğini yap, istediğini çal, istediğine bak, istediğini dinle, istediğini aç, istediğine var, istediğine çal. Ama kimse çok da ürünü ön plana çıkarmamaya da gayret ettik bu arada. Hani çal, arkada dalgana bak var ama her yerde de Raffles yok. İstediğine var, i̇şte kelimelerde çal, arada geçiyor Raffles. Senin hayatın tabii ki dalgana bak. Sokakta görünür piyancı ters şapka giymiş. Öyle bir yürüyor ki sanki dansa girmiş. Müzik kulağında parça hitmiş. Bu arada hani ürünlere göre YouTube önemli ölçüde müzik için de kullanılıyor. Yani müzik dinlemek amacıyla da kullanılıyor. Zaten hani yeni biliyorsunuz YouTube müzik aplikasyonu ayrıca çıktı. Biraz kendilerini Spotify gibi, Deezer gibi konumlamaya da başladı. Elinde inanılmaz bir envanter olduğu için. Ama YouTube'da dolayısıyla bu tür hani video, uzun müzik içeriklerinin yeni dönemde çok da artacağını öngörüyoruz. Evet, kapatalım dilerseniz böyle rap yapan gençler. Ama yakalayan da bir şarkı. O yüzden tahminlerimizin çok üzerine bir başarı elde etti. Sanıyorum bu kadar. Evet, benim bugün anlatacaklarım. İnşallah faydalı olmuştur anlattıklarım. Biraz en azından fikir verebilmiştir. Zihinlerinizde bir takım şeyler yakabilmişimdir. İstediğiniz gibi LinkedIn'den de iletişimde kalalım. Lütfen LinkedIn'imi aktif olarak takip ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Sağ olun.